İyi akşamlar, iyi haftalar. 27 Aralık Pazartesi Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. İstanbul'da bugün karmaşa vardı, bir huzursuzluk vardı Anadolu yakasında. Üsküdar sahilindeki ruhsatsız bir işletmenin yıkımı vardı bugün. Zabıtalar hazırlıklıydı, olay çıkabilir diye hayli kalabalık gelmişlerdi. Ama kafe sahipleri ve çalışanları da sabahın erken saatleri olmasına rağmen tam kadro aradaydı. Yıkım ekibiyle çatışanlar arasında sık sık arbede yaşandı. Adamları dövüyorlar ya. Adamları dövüyorlar, şuraya bak. Tamam abi, yumruk atmak ne demek ya? Terbiyesizler. Allah sorsun Allah. Allah sorsun size. O bekleyin. Kol kola girip barikat oluşturdular. İş makinesinin altından çekilmediler. Hatta zabıtalarla yumruk yumruğa kavga bile ettiler. Ama bunların hiçbiri yıkımı engelleyemedi. Aa, adamı dövüyorlar. Ne yapıyorsunuz lan? Niye dövüyorsunuz adamı? Niye dövüyorsunuz? Niye böyle adamı vuruyorsunuz hayvanlar? Terbiyesizler. Karar böyle. Kendi aralarında amirlerinden bazıları saldırın, girin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Salacak sahilindeki ruhsatsız kafelerin yıkımı için bugün harekete geçti. Ancak sabahın çok erken saatleri olmasına rağmen kafe sahipleri ve çalışanlar tüm kadro oradaydı. Buradan bak bak haline bak 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 bak. Bakalım haline bak. Ayıptır ya. Normalde bu yıkımın ne zaman olması gerekiyordu? Encümen kararıyla bir ay. Bize verilen mühle sadece 2 gündü. Onu da hafta sonuna getirdiler. Zabıtalar uzun süre kafedekileri boşaltamadı. Bu yerle alakalı yapı kayıt belgelerimiz de mevcut. Bunları belediyeye sunmamıza rağmen buranın herhangi bir imara aykırılığının bulunmadığını, ruhsatsız yapının olmadığını yapı kayıt belgesiyle ispat da ettik. Evet, saldırdılar. Hepsi saldırdı. Hepsi buradaydı. Bu taburun hepsi içerideydi. Adam dövüyorlardı. Hepsi adam dövüyorlardı. Ancak sayıca kalabalık olan zabıtalar yıkımda kararlıydı. Zor da olsa çalışanların hepsini dışarı çıkardılar. Biz kendimiz malzemelerimizi boşaltalım diyoruz. Ona bile müsaade etmediler. Bu sırada sık sık yumruklaşmalar yaşandı. Çalışanlarla zabıtalar arasındaki gerilimde yaralananlar oldu. Adamlar dövüyorlar, dövüyorlar. Sanki tabur burada, askeriye burada. Yıkım başladığında bir çalışan iş makinesinin altından çekilmeyerek uzun süre direndi. Ama iş makinesi durmayınca o da çekilmek zorunda kaldı. Öyle olur ya, insanlara zulüm ediyorsunuz ya, ayıp ya. İçeriye daldılar, en azından 300-400 kişi vardı. Milleti burada darp ettiler. Şuraya giremezler. Buranın yıkım kararı yok. Oraya da girdiler. Üsküdar sahilinde iddiaya göre bir ay süre verilen kafenin yıkımı bugün itibariyle başladı. Ancak yıkım şu an durdurulmuş durumda. Gördüğünüz gibi çevredeki insanlarsa yıkımdan kalan molozları topluyorlar. Ben vazifeli, ben görevli diyemezsin. Adam dövemezsin. Burası daha başı değil. Neden burası yıkılacaktı bir aylık süreçte olsa bile? Şimdi belediyenin iddiası kaçak yapı olduğuna ilişkin, ama bu bir kısmı zaten şahıs malı. Yıkımın yarısında bıraktılar ve mahkeme kararını sunduğumuz zaman da kaçar gibi gittiler buradan. Kafenin çatısının yıkılmasından sonra belediye ekipleri alandan ayrıldı. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının itirazları ise uzun süre devam etti. Eğer burası belediye eliyle yıkılırsa 4 milyon 106 bin liralık idari para cezasını uygulayacaklardı bize. Diyelim ki aykırılık vardı. Aykırılığı kendimiz gidermiş olsaydık o 4 milyon 106 bin lira para cezası da uygulanmayacaktı. Tabii bir kaçak yapılaşma varsa kanuna göre yıkılması gerekiyor, ama bunun usulü bu mu olmalıydı? O tartışıldı. Ben bu arada en çok o hem çekim yapan hem de sert tepki gösteren hanımefendiyi merak ettim. Acaba işletme sahibi mi yoksa normal bir vatandaş mı?